önceden haşlanmış olan buzluğumda bekleyen bir su bardağı kadar nohutumu tenceremin içerisine aldım. Suyumun kaynamasını bekliyorum. Suyumuz kaynadıktan sonra içerisine bir çay bardağı pirincimizi ilave edeceğiz. Bir çay bardağı yıkanmış pirincimizi kaynamakta olan nohutlarımızın içerisine ilave ediyoruz. Pirinçler ve nohutlar da güzelce haşlanmaya devam ederken biz sosumuzu hazırlıyoruz. Sosumuz için 2 su bardağı kadar yoğurdumuz var. İçerisine şöyle yarım limonumuzun suyunu ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı dolusu unumuzu ilave ediyoruz. Bir tane yumurtamızın da sarısını ilave ediyoruz. Ve bir çırpıcı yardımıyla çırpıyoruz. Yoğurt, limon suyu, un ve yumurta sarımızı güzelce çırptık. Şimdi burada çorbamızın kaynamakta olan suyundan alıp sosumuzu biraz ılıtıyoruz. Çorbamıza ilk etapta ben 6 su bardağı kadar su ilave etmiştim. Eğer gerekli görürsek yine kaynar suyumuz var. Suyumuzu da ilave edeceğiz. Hazırlamış olduğumuz sosumuzu çorbamızın içerisine ilave ediyoruz. Ve hemen çorbamızda karıştırmaya başlıyoruz ki kesilme yaşamayalım diye. Çorbamız kaynayana kadar bu şekilde hiç durmadan karıştırıyoruz. Çorbamız kaynamaya başladı. Gram kadar kıymamız var. İçerisine bir tane rendelemiş olduğumuz soğanımızı ilave ediyoruz. Biraz tuz ve biraz da karabiber ilavesi yapıyoruz. Köftemizi yoğurdum. Yoğurduktan sonra küçük küçük parçalar alıyoruz ve minik minik köftecikler yapıyoruz. Bu şekilde. Köftelerimizin hepsini yuvarladık. Bunlar da hazır. Çorbamızı şöyle yan tarafa doğru alalım. O orada kaynamaya devam etsin. Biz de burada köftelerimizi pişirelim. Tavamızın içerisine biraz sıvı yağımızı ilave edelim. Hazırlamış olduğumuz köftelerimizi de tavamızın içerisine alalım. Eğer köfteleriniz çok yumuşak olursa içlerine biraz galeta unu ilave edebilirsiniz. Köfteler yumuşak olduğu için çok çabuk dağılacak. O yüzden ilk etapta dışları kabuk tutana kadar herhangi bir kaşık vurmuyorum. Bu şekilde sallayarak pişireceğiz. Rendemizi de köftelerimizin içerisine ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar.
Ocağımın altını kapattım. Çorbamızın tuzunu da ilave edip servis edebiliriz. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olmayı unutmayın. Gelecek tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.